Asmayın suratınızı artık. Ne yapsın adamcağız? Ekmek parasının peşinde. Ya iyi de babam gittiğinden beri simgeci iyice delirdi. Kendini bizim annemiz falan sanıyor. Nana, bence onu pis bir böceğe çevirmelisin. Evet Nana, hiç olmazsa babam dönene kadar. Bunu yapmayacağımı biliyorsunuz çocuklar. Aman, senin sihir gücün de hiçbir işe yaramıyor. Çitlenmeyeyim, nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Herhalde solundan kalktın bu sabah. Vallahi ben üzülürüm. Simgeci cicişin azarlığını hiç çekemem. Ne oldu eline canım? Çok kaşınıyor. Ama o kadar kaşıma evladım, bak yara yapacaksın. Heh. Yaşasın telefon. Babam arıyor. Oley. Hadi sen Yağmurcuğum, baban arıyor. Konuşmayacak mısın? Nesi var bunun böyle? Babalarından ayrılmaya pek alışık değiller. Ondan mızmızlanıyorlar. Babacığım, seni çok özledik. Ne zaman geleceksin? İyiyiz. Evet babacığım. Yok, hiç üzmüyoruz. Hadi kardeşine de ver. Sen çok konuştun, hadi. Yağmur, hadi gel yavrum. Babacığım, sana yazdırdığım oyunları alacaksın değil mi? Baba bak, Nana sana bir şey diyecekmiş. Emre, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz, merak edilecek bir şey yok. Sadece seni özledik. Yani çocuklar özledi. Selam söyle. Bak, Makbuş'un da selamı var. Tamam. Hı-hı. Peki, görüşürüz. Emre, sen var ya. Çok özledik ha. Nana, iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Yok, sende bir şey var. Yoksa Hakan'ı mı özledin? Ya Makbuş. Aslında özledim. Senden de saklayacak değilim. Temelli gitmedi ya. Nasılsa gelecek. Makbuş. Ya günün birinde ondan tamamen ayrılmak zorunda kalırsam? Hı? Ya bir daha onu hiç göremezsem? Ne yaparım o zaman? Deli kız. Öyle bir şey olmayacak. Hele sen bir insan ol. Ben seni kendi ellerimle telli duvaklı gelin edeceğim. Bak gör. Nana! Ne oldu yavrum? Nana! Nana kızım, ne oldu? Yok, bir şey geçti. Kötü bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Ağzından yel alsın. O nasıl laf öyle? Allah göstermesin yavrum. Hadi bakayım, kötü şeyler düşünme. Hüseyin abimizin ricası bizim için emirdir. Siz hiç merak etmeyin Maviş Hanım. Kolay. Ya silahları falan var mı yani? Yok canım, ne silahı? Var. Ne var? Silahları var. Siz yine de dikkatli olun. Canım, bize bırakın. Sadece işlerini tamamen bitirelim mi yoksa? Yok canım, o kadar da uzun boylu değil. Aslında hiç fena olmazdı ama o kadarını göze alamam. İster misin Simge bacıma bir şey yapsınlar? Saçmalama, adamları o çağırmış. O halde bizi temizlemeler için adamları çağırdı, görüyorsun mu? Tabii ya. Hakan da yokken bizi ortadan kaldırıp şirketi tek başına sahip olacak. O ne hırslıdır o. Anlayamıyorum, ne konuşuyorlar, deli olacağım. İçeri girsene ağam. Gireyim de önce beni temizlesinler değil mi? Bana akıl vereceğine sen gir hadi. Yok. Ağam, ben almayayım. Yani ne bileyim, öyle bir gözlerini korkutun ki bir daha onları çevremde görmeyeyim. Kesin bizden söz ediyorlar. Aşk olsun Simge bacım, senden bunu hiç beklemezdim, biliyorsun. Sen hiç merak etme Maviş abla, paketleyip göndeririz. Göndeririz. Baksana bizi paketleyecekler. Yok, hemen bir şeyler yapmalıyız. Ya girsene oğlum, içeri girsene.
mı şunlarla? Silge'ye dedi ki biz kendi isteğimizle gidiyoruz de. Hadi. Yok ya, sıkıyorsa sen söyle. Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Tamam tamam, nakit halledeyim o zaman. Ay ne oluyor? Ne oluyor burada? Buyurun çocuklar, ne vardı? Biz bir şey içer misiniz diye soracaktık, biliyorsun mu? Ya ya, çay kahve gazoz. Arkadaşlarla bir iş yapacağız da. Öyle mi, ne işi? Temizlik. Temizlik mi? Demek açık açık yüzümüze söylüyorsun, öyle mi? Bizi temizlemeye geldiniz değil mi? Çekil çekil şuradan. Kurban olayım yapma. Simge Hanım bacım, hem vallahi hem billahi bütün haklarımı sana devrediyorum ya. Ay Selma, ne saçmalıyorsun? Beyler temizlik şirketinden. Evdeki halıları temizlemek için çağırmıştım, değil mi? Çarpet, halı yani. Beyler, son derece titiz çalışmanızı istiyorum. Sonra hesaplaşırız. Siz hiç merak etmeyin. Bıyıklı, kıvırcık. Hadi eyvallah. Kızım, yavrum, hadi kalk bir doktora gidelim. Makboş, unuttun galiba, ben bir oyuncağım. O da doğru ya. Şimdi biraz daha iyiyim. Ne oluyor bana, anlamadım ki. Kolina Hanım'a bir akıl danışsa mıydık? Hayırdır inşallah. Allah Allah. Geç içeri ihtiyar. Aa. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Hemen yanınıza bir iki bir şey alın, gidiyoruz. Gidiyor muyuz, nereye? Şaşırdınız mı siz? Bana bak ihtiyar. Soru sormayı bırak. Hadi sen de çıtırık. Çıtırık mı? O herkese isim vermeyi çok sever. Sohbete gelmedik buraya. Hadi çabuk olun. Ha bakın, bir yanlışlık oldu herhalde. Siz kimi aradınız? Bu iş çok uzadı. Uzun. Paketleme için bir şeyler bul. Mutfak neresi? Teşekkür ederim. Çabuk ol Uzun. Oh, iyi oldu. Abi, hadi abi. Kalk abi. Abi gidiyoruz abi. Hadi bakalım, konuşun. Biz konuşamayız. Hüseyin abi bizi çıtır çıtır yer. Asıl konuşmazsınız, ben sizi yiyeceğim. Abi ne oluyor ya? Üç saniyeniz var. Bir. İki. Simge. Efendim? Simge. Ne? Duymuyorum, ne? Simge diye bir kadın. Hüseyin abinin arkadaşı. Şuna da bak, işi nerelere vardırdı. Çabuk! Kurtaralım canımızı. Çabuk! Evet abi. Evet abi. Hadi gidelim abi. Evet. Hadi gidelim. Bu Simge gerçekten çok iyi bir dersi hak etti artık. Hem de nasıl. Ne yaparsan yap, bu sefer karışmayacağım. Ben bakarım. Alo. Merhaba müdür bey. Ben Nana. Efendim? Ne? Hangi hastane? Ne olmuş kızım? Tamam. Hemen geliyoruz, tamam. Yağmur, Yağmur'u hastaneye kaldırmışlar. Aa, nesi varmış, ne olmuş? Bilmiyorum. Allah'ım, nasıl bir gün bu böyle? Ben hemen gidiyorum, tamam mı? Aman kızım, ben de geliyorum. Hadi tamam. Para mara istemiyoruz. Bizden bu kadar Maviş Hanım. Uzun da gördü işte. Onlar kesin cadı filan. Bizi ne hale getirdiler? İhtiyar bir bunakla yerden bitme bir kızın hakkından gelemediniz değil mi? Beceriksizler sizi. Yerden bitme mi? Resmen dev gibi. Az daha bizi yiyecekti. Ay şimdi delireceğim vallahi. Siz şimdi bu işi halletmiyor musunuz? Yok mu abi? Biz Uzun'la kuru temizleme açmaya karar verdik. Hadi bize müsaade. Hadi müsaade. Ay!
kokuyor bile başa çıkamadıktan sonra bu kızla ne yapacağım ben? Bugün bizi ziyaret etmesi için iki tane şapşal göndermişsin. Ne diyorsun be? Ben kimseyi göndermedim. İyi bakalım öyle olsun. Ama sana şunu söyleyeyim, ayağını denk al. Yoksa çok fena olur ona göre. Kız sen beni tehdit mi ediyorsun yer cücesi? Nasıl algılıyorsan öyle. Hakan hele bir gelsin, göreceksiniz gününüzü. Aa, sen de biraz az ye kızım. Bak yine kilo aldın. Gülmeyin mi? Bir şeyler ye. İstemiyorum, yemeyeceğim. Git buradan. Yağmur. Yeter artık. Ben çocuk değilim. Beni kandıramayacaksın. Zaten kimsenin umrunda değilim. Hiç kimse beni sevmiyor. Öyle şey olur mu çitlenmeyeyim? Seni hepimiz çok seviyoruz. Hayır, sevmiyorsunuz. Şimdi git artık odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. Bir şeyler yedi mi? Hayır. Onu hiç böyle görmemiştim. Tuhaf davranıyor. Bugün okulda da öyleydi. Doktorlar da bir şey bulamadı. Baksana kızım. Emre. Yağmur'un elindeki o işaret okuldayken mi çıktı? Evet. O kadar çok kaşıdı ki. İyi de kaşımakla öyle bir leke olur mu? Hepimiz iyiyiz. Evet Hakan. Sen ne zaman geliyorsun? Demek bir iki gün daha işin var. Tamam, kolay gelsin. Herkesin selamı var. Seni seviyorum baba. Görüşürüz. Neden Yağmur'un durumunu söylemedin? Ta Amerika'dan yapabileceği bir şey yok. Hem söylesem deliye dönerdi meraktan. Tabii canım, Nana haklı. Boş yere evham yapacak. Hem Hakan gelene kadar düzelir inşallah. Hadi yavrum, sen üzülme. Ya düzelmezse? Merak etme, her şey düzelecek. Yağmur! Ne oldu? Gelin. Yağmur, iyi misin? Az önce. Evet. Kimse de sana karışmaz. Sürekli eğlence, düşünsene. Yağmurcuğum, iyi misin? Yok bir şey. Kötü bir kabus gördüm de korktum. Ah, aferin, bir şeyler yemişsin. Uyumak istiyorum. Gel. Yağmurcuğum, iyi değilsen bugün okula gitme ha? Canım, bir şey yok. Çocuğu zorla hasta ettiniz. Neden gitmiyormuş hem okula? Derslerinden geri mi kalsın? İyiyim ben. Turp gibisin, turp. Hadi cicişler. Hadi. İyi dersler. Anne, kızım ne oluyor sana? Şu başımıza gelenlere. Yağmur!
Neredeydi? Karanlıktaydı. Geç kızım şöyle. Allah saklasın. Çocuğun durumu seni çok etkiledi anlaşılan. Bu kadar büyütme. Hakan gelince düzelir. Hadi. Sen anahtar çocuksun. Elini koy oraya hadi. Hayır yavrum. Sakın yapma. Yağmur'un başı dertte. Kötü şeyler olacak. Hemen gitmeliyim. Kızım ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım. Anlatmaya zamanım yok. Hemen gitmeliyim. Allah'ım sen hayırlısını ver. Nana. Yoksa doğum günü partisi için mi geldin? Doğum günü mü? Bugün Şoker'in 100. doğum günü ya. Aa, evet unutmuşum. Sersem, inatçı oyuncak. Ne olacak? Şey, aslında ben Kulina'yı görmek için gelmiştim. Nana. Kulina geldi. Kulina. Hadi görüşürüz Nana. Biz balo salonunu süslemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yine heyecanlı. Kulina çok garip şeyler oluyor. Çok korkuyorum. Yağmur'la ilgili. Yağmur mu? Hı-hı. Garip hayaller görüyorum. Sanki gerçekmiş gibi. Nasıl yani? Çok tuhaf. Ayrıca bedenim de kasılıyor. Tarif edemediğim bir şeyler var Kulina. Çok kötü şeyler. Sakin ol Nana. Hadi gel benimle. Nanacığım, bu anlattıklarından inan bana hiçbir şey çıkaramadım. Hep aynı mağara. Karanlık, kasvetli, yağmur beyazlar içinde. Sonra elini bir yere koyuyor birden. Sonrasını göremedim. Elini nereye koyuyor? Avucundaki işareti bir kilidin üzerine bastırıyor. İşaret mi? Belki de bu sanrıları o yüzden görüyorum. Kulina, yağmurun elinde bir leke oluştu. Sanki bir şeyin işareti gibi. Nasıl bir leke bu? Verildi. Olamaz. Ne? Nana gel benimle. Nereye? Hadi gel. Kulina. Buzlar Kraliçesi İlayda. İlayda mı? Tüm evreni ele geçirmek isteyen, acımasız hırsları ve istekleri olan bir kadındı. Ramar onu tutsak etmeyi başarmıştı. Ama ancak aradan 777 yıl geçtiği için gücü bitti artık. Şimdi ancak anahtar bir çocuk onun kurtuluşunu sağlayabilir. Anahtar çocuk mu? Nasıl yani? Nana, sanırım bu anahtar çocuk Yağmur. Yağmur mu? Şu anda Yağmur ve tüm evren büyük bir tehlike içinde. Kulina ama bu çok kötü bir şey. Demek Yağmur'un avucundaki işaret, sonra ondaki büyük değişim. Şimdi anlıyorum. Benim hemen Yağmur'un yanına gitmem lazım. Bir dakika. O da ne? Ne? Ne oldu? Burada biri iksir hazırlamış. Şoker. Şoker'i en son burada görmüştüm. Nana, Şoker bu kez çok büyük bir şeyin peşinde, haberin olsun. Bilmem. Emre, gelsene biraz. Ne oldu Nana? Yağmur nerede? Bilmem, bahçededir herhalde. Ya da sınıfında. Emre, Yağmur çok büyük bir tehlikede. Onu hemen bulmalıyız. Ne? Ya nasıl yani? Oh, afiyet bal şeker olsun. Yarasın tozunuma. Hadi gel bakalım. Gerek. Ya Nana beni de götür. Olmaz, bu çok tehlikeli Emre'cim. Yağmur'un başı belada diyorsun. Nana o benim kardeşim. Lütfen. Lütfen Nana. Babam ben burada yokken kardeşin sana emanet demişti. Lütfen Nana. Acaba ne diyeceğim? Çok merak ediyorum. Kulina. Geldiniz demek. Yağmur nerede? Yetişemedik. Şoker onu buraya getirmiş olmalı. Ortalarda yok. Zamanın bekçisiyle bir anlaşma yapmış olabilir. Kulina kardeşimi kurtarabilecek miyiz? Evet canım, sana söz veriyorum. Herkes beni dinlesin. Oyuncaklar dünyasının altın üstüne getirin ve hemen bana Şoker'i bulun. Çabuk. Hı? Çabuk dedim. Hadi. 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 Hadi.
Gel benimle Nana. Mavi ormana gidiyoruz. Hadi. Hayalimde gördüğüm mağara buralarda bir yerde olmalı. Hay aksi hiç hatırlamıyorum. Üzerinden tam 777 yıl geçti. Şoker! Şoker! Burada ayrılalım Nana. Ben gidip önce balo salonuna bakayım. Bakalım Şoker orada mı? Hadi. Şoker! Şoker! Hiç kimse de namus ahlak diye bir şey kalmamış. Koskoca kraliçe sözünü tutmazsa diğerleri ne yapsın? Ha? Ama ben de şokersem bunun intikamını almaz mıyım ha? Alırım. Cici var ya cici. Şoker bir kez bittin sen. Bunu kardeşime nasıl yaparsın? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? İstedin ondan. Durun. O da küçücük bir çocuk. Çabuk onun nerede olduğunu söyle. Durun bir dakika. Nana. Sen canına susadın herhalde. Onlar çok güçlü. Biz onlarla başa çıkamayız. Başını belaya sokma. Onlar dediğin de kim? Buzlar kraliçesi ve bekçisi. O kraliçe şimdi serbest kalmıştır. Çok ama çok kötüler Nana. Ah, bilmiyorsun. Kapa çeneni. Yağmurun yerini hemen söyle çabuk. Artık çok geç Nana. Bana bak Şoker. Yağmur'u bulmalıyım. Lütfen bana onun yerini söyle. Her istediğini yaparım, söz veriyorum ha? Her istediğimi mi? Hı? Evet, hadi lütfen. O halde önce isteğimi gerçekleştirmelisin. İşte buradayım, Melima. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bütün evreni nasıl tehlikeye atarsın? Sonra Yağmur. Kulina, onun hiçbir suçu yok. Neler oluyor? Bu rezillik de ne? Bu dünyalı çocuğun ne işi var burada? Kulina, tüm bunlar ne demek oluyor? Efendim, isterseniz işler daha fazla karışmadan ben dileğimi dileyim de bu iş burada bitsin ha. Efendim, daha sonra size bir açıklamada bulunacağım tabii ki. Hadi, törene geçin hemen. Tamam, tamam. Evet Şoker, 100. doğum günü dileğini söyle bakalım. İnsan olmak istiyorum! İnsan olmak istiyorum! Sen. Olamaz. Nasıl ya? Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Duydunuz mu? Bunu dileyemezsin Şoker. Çünkü bu Nana'nın dileği. Evet. Sevgili Kulina, Sayın Konsey Başkanı. Dünyada yaşadığım bu süre içinde insan olmanın hiç de düşündüğüm gibi bir şey olmadı. Ne diyorsun Nana? Olamaz. Ne diyorsun sen? Nana, ne oluyor? Ne diyorsun sen? Eğer uygun bulunursa bu dileğinden vazgeçmek istiyorum. Ne? Ne? Nasıl İnanamıyorum. Olur? Nasıl olur? Nana sen çok istiyorsun. Olamaz bu, hayır. Olamaz. Ne diyorsun? Ama sen çok şaşırdın. Hayır. Tekrar burada oyuncaklar dünyasında yaşamak istiyorum. Nana sen ne diyorsun? Geri dönmek mi istiyorsun? Olamaz. Hayır. Nana sen ne dediğinin farkında mısın? Evet Yüce Kulina. Ama bu imkansız. Neden imkansız olsun? Ha? Bir de konsey üyelerine soralım. Ha? Ha? Pek alışılageldik bir durum değil. Bence de öyle. Ama olabilir. Öyle mi? Madem Nana artık bu deliğinden vazgeçiyor... Şoker bu dileği dileyebilir. Hayır. İnsan olmak istiyorum. İnsan olmak istiyorum. Nana iyi düşündün mü? Bu olamaz. Şimdi sıra sende, vaktimiz kalmadı. Tamam canım. Gelin benimle. Yaşasın. İnsan oluyorum. Hiçbir şey anlamadım. Hadi Şoker, zamanımız kalmadı. Geldik işte. Ben gidiyorum. Gerisine karışma. Canıma susamadım. Tamam, tamam. Orası işte. Hadi Emre, zamanımız kalmadı. Hadi. Vakit geldi küçük kız. Nasıl
mı yani? Gizli bahçeye mi gideceğiz? Evet, gizli bahçeye gideceğiz. Şoker nerede? Ya ben korkuyorum. Ama öncelikle elini oraya koyman gerekiyor. Hadi küçük kız. Elimi oraya koymak istemiyorum. Hadi zorluk çıkarma küçük kız. Bırak beni, bıraksana. Bunu yapmak zorundasın küçük kız. Bırak diyorum sana. Yapmayacağım dedim. Bırak beni. Hadi daha ne bekliyorsunuz? Zaman geçiyor. Hadi. Bak bunu sinirlendiriyorsun. Ya ben eve gitmek istiyorum. Elimi oraya koymak istemiyorum. Eve dönmek istiyorsan elini bu işarete koymalısın. Yoksa buradan gidemezsin. Elini bu işarete koy. Yoksa sonsuza kadar burada kalırsın. Eğer burada kalmak istemiyorsan dediğimi yapacaksın küçük kız. Hadi. Geçin.
kaçın buradan. Hayır, seni bırakmayız. Çabuk olun, sözümü dinleyin. Anahtar çocuğu benden alamayacaksın. Onu eninde sonunda geri alacağım. Çocuklar kaçın buradan. Nana lütfen dayan. Dikkat et Nana, sakın bizi bırakma. Nana. Gidin lütfen, gidin. Çok az kaldı. Nana, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Lütfen gidin, gücüm kalmadı. Nana. Lütfen gidin. Gidin diyorum size. Gidin. Yok olacaksın. Nana! Nana, ne olur sensiz yapamayız Nana. Nana, ne olur.
olmasın. Baba lütfen. İşte geliyorlar. Nihayet. Nana'yı kurtardık. Merhaba Nana. Merhaba arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Tanışma faslını daha sonra yapraksak. Bence de. Hadi bir an önce gidelim buradan. Hadi Nana sen de. İşte oradalar. Şimdi hepinizi sonsuza kadar bir buz kütlesine çevireyim de görün gününüzü. Olamaz. Kaçtılar. İntikamım korkunç olacak. Göreceksiniz. Hadi dolaşıp durma artık. Ne yapayım, elimde değil. Acaba Nana'yı bulabildiler mi? Nana da kim? Ay şimdi delireceğim. Kirkon amca, sen gerçekten çok yaşlanmışsın. Nana! Hep beraber başardık. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Aferin size. Hepiniz ilk aşamadan geçerek eğitim sınıfına girmeye hak kazandınız. Canım hiç merak etme, sana her şeyi anlatacağım. Çok özledim seni. Nana, ileride bizi yakalayacak diye ödüm çok koptu. Nana, seni kurtarmaya ben de çok gelmek istedim. Ama Kulina izin vermedi. Uy, bunu düşünmüş olman bile yeter canım içi. Bademim benim. Ya ben? Ay sen benim fındık kurdumsun, çitlen biyimsin. Isırırım yanaklarını. Çok şükür sağ salim bu işten de kurtuldum. Hakan gelmeden hepiniz evdesiniz ya. Ölsem de gam yemem. Yağmur, bu gece yattığın yeri beğenirsin artık. Ha? Çok mu soğuktu buzun ülkesi? Hem de nasıl? Ya kurna oraya gidemiyorum. Bari sakla da götür beni ne olur. Bakarız. Yaşasın. Bak sen, kimler buradaymış? Sen nereden çıktın? Hakan'ın kokusunu mu aldın? Şaka gibi değil mi anneciğim? Hakan'ın kokusunu almadım. İşlerimi bitirdim ve geri geldim. Sen vallahi pek uyanık bir şeysin. Hakan burada değilken yok ol, çocukları başımıza bırak. Tam o geri dönecekken hop geri gel, öyle mi? Ben size hesap mı verecek? Vay vay vay, bunlar çete olmuş be. Siz ne hakla Yağmur'u okuldan alıyorsunuz? Hangi sıfatla? Sizin yüzünüzden müdüre hanımdan yemediğim laf kalmadı. Hadi Yağmur, odana çık da düşün biraz. Ama... Sen bu işe karışma. Boş ver Nana. Onun yüzünü görmeye meraklı değilim zaten. Babana bütün bunların hesabını vereceksin küçük hanım. Makbuş, bana da bu kurabiyelerden koysana. Evet.
Siz de gidiyordunuz herhalde. Evet, nereden bildiniz? Asıl babam gelince ben onu şikayet edeceğim. Ne gıcık ya? Tamam çocuklar, boş verin onu. Onu şebeye çevirsem babam yüzüne bile bakmaz. Ama yapmıyorsun işte. Aşk olsun. Baba! Canlarım babacığım. Benim. Babacığım! Oh, yavrularım. Cidden benim benim. Kokunu özlemişim vallahi. Kızım benim. Kelebeğim. Babacığım ne olur bir daha bu kadar uzun gitme. Evet. Tamam, söz veriyorum. Bir daha kokarsam hiç gitmeyeceğim. Dönmüşsün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ey yaramaz tavşanlar. Ne yaptınız ben yokken bakalım? Yaramazlık. Ondan hiç şüphem yok zaten. Ben çok uslu durdum babacığım. Bak kuşu hiç üzmedim. Ben sanki üzdüm. Babacığım benim. Canım. Canım oğlum benim. Canım kızım. Demek ben yokken yaramazlık yaptınız ha? Evet. Gelin bakalım böyle. Ellerine sağlık Makbul Sultan. Ne çok şey yapmışsın. Beraber yaptık. Yemekten sonra da kutlama yapacağız. Hazır ol. Bundan da al hayatım. Öyle yorgunum ki. Yemeğimi yer yemez çocuklarla biraz sohbet edip uyuyacağım. Kusura bakmazsınız değil mi? Yok canım, ne demek. Siz ailece hasret giderin. Beğendin mi oyunu? Hem de nasıl. Teşekkürler babacığım. Makbuş harika olmuş. Her şey çok güzel olmuştu. Yarın şirketle ilgili ayrıntıları konuşuruz. Sabırsızlıkla bekliyorum anlatacaklarını. Hakan'cığım senin için çok hoş bir parti düzen. Simge lütfen. Çok yorgun, kusura bakma. İyi o halde şirkette görüşürüz. İyi geceler cicişler. İyi geceler. Hadi çocuklar, nana görüşürüz. İyi akşamlar. Bunun için de teşekkür ederim. Güle güle. İyi geceler. Çocuklar, kim masal dinlemek ister bakayım? Ben. Hoppa. Of, kokarcam. Gittiğinden beri banyo yapmadın mı yoksa sen? Ya baba ya, yapıyorum. Hem de her hafta. Her hafta mı? Evet. Vay be. Çokmuş ya. Ne yapalım? Hakan. Efendim. Evet. Hiç. Hoş geldin. Hı? Gel bakalım çitten büyük. Haydi bakalım. Seni uçurayım mı biraz? Uçur. Ay, hadi bakalım. Haydi uçuyoruz. Çünkü yüzüme bile bakmadı. Dur be kızım, hemen üzülme. Bazen böyle içim acıdığında hep bez bebek olarak kalmak istiyorum. Oldun işte. Ah deli kız, ah.